Hepinize merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de harika bir yarışmayla karşınızdayız. Bir tarafta öğretmenlerimiz, bir tarafta öğrenci arkadaşlarımız bugün challenge yapacaklar. Hemen hocalarımızı tanıyalım. Fizik öğretmeni Ufuk Hoca ben. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de din kütü öğretmeni Mert Hoca. Bir tarafta da öğrenci arkadaşlarımız. Hepsi aynı okuldalar bu arada. Seni tanıyalım. Merhaba, İrem ben. Nisa ben de. Nisa, İrem, Mert Hoca ve Ufuk Hoca bugün birbirleriyle yarışacaklar. Nisa kim alır bugün? Tabii ki de biz. Teşhir aynen. Hey. Çok iddialılar. Okulda aranız nasıl hocam? Öğrenci arkadaşlarımızla. Okulda aramız öğrenci arkadaşlarla gayet iyi. İyi ama yarışma konusunda birazcık onları üzebiliriz. O zaman göreceğiz. İlk etapımızla başlayacağız. Bugün 3 etap yapacağız. İlk etapımızda genel kültür soruları olacak. Tabii ki dersle alakalı sorular sormayacağız. Çünkü sorsaydık maalesef sizi yiyecekti hocalarımız. O yüzden genel kültür... Tartışmalı bir konu. Hadi bakalım. Burada da yiyecekler ama. Çok iddialılar. Hemen yarışmamıza başlıyoruz. İlk etap gelsin. Evet, ilk etapımız daldan dala etabı olacak. Her konuda genel kültürle alakalı soru gelebilir. Şuna, viklik diyoruz buna, ilk dokunan cevap verme hakkına sahip olur. 20 tane sorumuz olacak. En çok bilen kazanacak. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. Sorularımız başla. Harika. Şöyle diyoruz, ilk sorumuz. Geçtiğimiz günlerde 82 yaşında hayatını kaybeden Harry Potter'ın efsanevi oyuncularından Michael Gambon, Harry Potter'da hangi karakteri canlandırmıştı? Dumbledore. Dumbledore, harikasınız hocam, gördüğünüz gibi. Anne! Bu aslında öğrencilerin bileceğini tahmin ettiğimiz bir soruydu ama buradan hemen geldi. İkinci soru. En sevmediğim bir Harry Potter fanı. Evet, büyük Harry Potter fanı. En sevmediğim bir dizi. Genç olunca bunlar biraz sorun oluyor. Öyle değil yoksa. Durun, daha ilk soru, hemen birbirimize girmeyelim. İkinci soru. Bahçe, park gibi yerlerde genellikle ahşaptan yapılmış, yanları açık, gölgelik. Veranda. Değil. Şu an senin cevap verme hakkında oldu. Arkadaşın verirse basabilir. Tekrarlıyorum soruyu. Bahçe, park gibi yerlerde genellikle ahşaptan yapılmış, yanları açık, gölgelik, yazın takımlar. Çardak. Çardak doğru cevap. 100 puanda hocalarımız. Üçüncü soru geliyor. Daha çok soru var, merak etmeyin. En iyi film, Altın Palmiye gibi önemli ödüller alan kara komedi gerilim dalındaki Güney Kore yapımı. Uzun bir filmdi böyle, 3 saatlik bir filmdi. Hiç fikrim yok. Aliya. Aya değil. Baş harfini birazdan verebilirim eğer cevap gelmezse. Evet, kimseden cevap gelmiyorsa ilk harf vereceğim. P. Parazit. Parazit doğru cevap. Arkadaşlarımızı kutluyorum. 150 şu anda durum. Dördüncü soru geliyor. Fizikte V harfiyle gösterilen... Basmayacağım, basmayacağım. Böyle bir soru gelemez. Böyle bir soru gelebilir mi arkadaşlar? Yok, basmayacağım, ben basmayacağım. Yok, ben de basmayacağım. Arkadaşlar, soru tabii ki bu değildi. Ya o. Soru, çünkü fizik hocası var, sorulamaz zaten. Yok, zaten soru sorulsaydı böyle yaptım, gördünüz. En büyük o mu bilmiyorum ama... Çok büyük. Gördüm. Hocama bir alkış. Nisa gördüm, bak böyle yaptım. Ben de gördüm orada. O zaman gerçek sorumuz gelsin. Her 2 yılda bir Kaliforniya'da düzenlenen teknoloji, bilim, sanat gibi farklı dallarda başarılı olmuş kişilerin hikayesini ve yeni fikirlerini paylaştığı konferansın adı. YouTube sayesinde bunu her yerde görebiliyorsunuz. Ben böyle biraz alengirli sordum ama YouTube'da her yerde bu var. TEDx olur. TEDx doğru cevap hocam, tebrik ediyorum. 150 puan yaptınız. Sphinx, Ragdoll, Scottish gibi hayvan cinsleri... Soramadım ama doğru cevap geldi. İlk kim bastı? Sanki Nisa bastı. Nisa bastı. Kızlar bastı. Kedi. Kedi doğru cevap. Evet, 150'ye 100 devam ediyoruz. 6. soru. Yemekleri pişirmek için sıcak hava sirkülasyonunu kullanan ve yiyeceklerin yağsız pişmesini sağlayan mutfak aleti. Air fryer. Tebrik ediyorum. Beraberlik oldu. Yeni soru. Fotoğraf makinelerinde cisimlerden gelen ışığın iletilerek görüntünün oluşmasını sağlayan merceğin adı. Mercek. Doğru ama farklı bir adım var. Sanki böyle dilimin ucunda böyle geldi. Hocam benim ya. Bir saniye, bir dakika. Baş harfi falan. Lens. Lens doğru cevap. Lens gol atıyor. Bravo Nisa. Voleybolda topun hızını yavaşlatarak boş alana yapılan yumuşak vuruşa ne denir? Plase. Doğru cevap. Çok tebrik güzel. Ediyorum hocam. Meta tarafından Twitter'a rakip olarak çıkarılıp kısa sürede etkisini kaybeden uygulamanın adı. Patladınız galiba. Tabii, sorunun devam edemeden. Soru tekrar yok ama lütfen. Direkt X diyecektim. Değil. Ve yanlış cevap verecektim. Evet. Ben bir şey gelirim. Böyle Instagram'la bağlantılıydı hatta. Soruyu tekrar alma hakkımız var mı baştan acaba? Baştan soruyorum. Zaten şu an sadece hocamın cevap verme hakkı var bu tarafta. Evet. Diğer tarafta hiç arkadaşımın cevap verecek. Hayır, dur bir dakika.
Meta tarafından Twitter'a rakip olarak çıkarılıyor. Kısa sürede etkisini kaybediyor. T'yle hala aktif. Mesela T ile başlıyor. Doğru, ilk harfi doğru. Yani, İkinci harfini de veriyorum. Twitter değil mi ki? Doğru. Birazdan tek tek harfleri söyleyecek ama kelime çıkmayacak galiba. Kelime çıkmıyor bir sen. Yine oraya gitti, sakımına döndü. Saniye. Çok cahil kaldık hocam. 8 aydır telefonum yok benim o yüzden. Neden? Ufak aksaklıklar benim. Anlat anlat. Telefonsuz hayat nasıl gidiyor Nisa? Telefonsuz hayat gayet güzel gidiyor. Güzel bir detoks yapıyorum. Öyle derslerimden yoğunlaşıyorum. Harika. O yüzden biraz uzağım. Bu sınıf olduğunuzu videonun başında söylemedik. Ben 11 sınıf öğrencisiyim. Ben 12 sınıf öğrencisiyim. Cevap gelmiyorsa artık maalesef boşa geçeceğim. Son bir şans. 5 evet, saniye veriyorum. Yani hatta profilimde var, onun var, adı da sabit, var. Evet, evet sabitli bir milyoncu evet, olarak gözüküyorum hatta. Evet. Tears miydi? Senin. O tam Tears mı? Ya şimdi öyle yazılıyor galiba. Bir dakika, söylenmesi de zor, kabul ediyorum. Evet. Threats değil. Aa, yani. Bence evet, doğru sayabiliriz. Ama doğru sayamayız bence. Doğru, bence evet, doğru sayabiliriz. Sayılmamalı. Hocam ne diyorsunuz? Yok. Peki. Sayılmamalı. Gerçekten çok centilmen öğretmenlerimiz. Kabul etmiyoruz bu yüzden. Ama haklılar. Yakın bile çıkmadı çok fazla. Tabii ama ki. Ama şöyle. Analarım Türkçe olduğu için İngilizce konuşamıyor olabilirim. Konuya bağımsız olarak. Şu an prim yazabilirdin yapıyorum. Hiçbir alakası evet, yok. Benim aklıma hiç yok. Son şey gelmedi ama tamam, iki harfi tutturduk. Eşitlik bozulmadı. 10. soruya geçiyorum. Evet. Genellikle saçta görülen, Allah göstermesin diye çok büyük konuştum ya şey, olanlar vardır. Saç kıran dur mı? Hayır. Saçta görülen. Cevap verme hakkı bitti bu arada. Bir dakika. Sen yok, değil. Hayır. Genellikle saçta görülen oval şekilde yama biçiminde boşluk oluşmasıyla ortaya çıkan cilt rahatsızlığı, demin söyler gibi oldun. Saç kıran değil doğru mi gerçekten? Saç kıran. Doğru, niye basmadın? Ama ben söyledim, hayır dedim dediniz. Hayır demedim, başlamamıştım. Biz şu an tehdit ediliyoruz. Soruyu bitirene kadar basmasınlar. Tamam. Ama bunu kabul tamam, etmemiz gerekiyor. Ben bunu kabul ediyorum. Tamam. İratıyorlar mıydı? Hocam çünkü alıyorsunuz. Ya saç kıran olabilir. Bir dakika, seyirciyle yüzleşebilir misin? Soruya baktın mı bakmadın mı? Bakmadım. Sen ya saç kıran olabilir, ya hastalık kanser olabilir, ya da tiroid hastalarına saç dökülmesi oluyor. Kendinden biliyorum ya da bu olabilir. Çünkü başka hiçbir seçenek yok. Aslında ben soruyu okumadan bildi. Evet. Ama ben dedim ki bir okuyayım, bir dur dedim. Evet. Ondan sonra bastım. Düğmeye basmadı. Bastı mı? Düğmeye bastıysa doğru kabul edebiliriz. Bastı. Bastım direkt saç kıran dedi. O zaman bastım vallahi, bastım vallahi, bastım vallahi, bastım. Cevabı evet. İrem'i yazıyoruz. Evet. Doğru. O zaman şu an öndeyiz. O zaman yeni soru geliyor. Evet. 1938 yılında İngiliz askerlerinin cephede harita ve ilk yardım malzemelerini kolay taşıması amacıyla tasarlanmış olan yanları geniş cepli pantolonlara ne ad verilir? Bunun adı şu an hani... Çok basit bir adı var aslında. Kargo pantolon. Doğru, kargo pantolon. Benden dinleyeceğiniz şarkı sözleri hangi şarkıcıya aittir? Anlamlı bir şarkı lütfen. Net kaybettik. Unuttum yeah. İçime büyük gurur yeah. Saplanmıştı birebir yeah. Yalnızlıktan korkmuştum. Ağlıyordum sinirden ve uyumuştum direnip yeah. Bir haftadır iş için çekinecektim fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya otur dedi. Gülümse. Söylüyorum. Söyle. Tonguç Akademi. Alakası yok. Ya ne alaka, ne alaka? Ya. Nasıl ya? Ya çakal değil mi bu cevap? Ah şeyi versene. Ve versene şu çakal, çakal bir saniye. Çakal doğru cevap, çakal doğru. İçeriğinde binlerce film, dizi ve oyuncu bilgileri barındıran... Netflix. Bir şey söyleyeyim. Değil. Beni bir şey söylemek istiyorum şu an. Tabii ki Nisa. Şu an soru bitmeden bıkbıka basılıyordu. O yüzden... Doğru söyle, iki taraf da bastı bu arada evet, ben de bastım. Evet. O yüzden sorunun bitmesini bekliyoruz. Tekrar tamam, okuyorum. İçeriğinde binlerce film, dizi ve oyuncu bilgileri barındıran, puanlama sistemi sayesinde dizi film araştıranlara kolaylık sağlayan site. IMDb'de. IMDb. IMDb. Öyle biliyorum, hatırlıyorum. Şöyle çünkü bir harfinin oraya... yerini değiştirdiniz hocam. O yüzden kabul etmiyorum. Aa. Şu anda tekrar basıp söyleyebilirsiniz. Ben söyleyeyim. IMDb. IMDb. Hocam IDMB dedi. Tebrik ediyorum. IMDb dedi sanki. Hocam tekrar da göreceğiz. Şu an tekrarını tamam, izliyoruz. Tamam. IMDb'de. Sığır jelatininden üretilen yumuşak şeker. Jelibon. Jelibon doğru cevap. Ciddi bir olayın ya da konunun üslubu ve içeriği değiştirilerek komik bir şekilde sahnelenmesi. Biraz tiyatro terimi gibi ama YouTube'da da birçok videoda mesela görebiliyorsunuz. Biz de çok yapıyoruz bunu. Tamam, çakalarda güzeldi. Ne olabilir bu? Mesela diyelim ki Celal Şengör'ün bir konuşmasını burada farklı bir şekilde canlandırıyorum. Ne yapmış oluyorum? Skeç. Skeç'e çok benzer değil. Uyarlama. Uyarlama da değil. Birer hakkınız daha var diğer taraflarda. Baş harfini söyleyeceğim şimdi. Mert hocamın ve İrem'in şu anda hakkı kaldı. Cevap hakkı. Baş harfi P. P.
Parodi. Parodi doğru cevap. Tebrik ediyorum hocam. Bu soruyu kızların bileceğini düşünüyorum ama hiç belli olmaz. O zaman kesin bilemeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında bir kişiyi gizlice araştırmak. Stalk. Tebrik ediyorum. Hiç stalkluyor musunuz? Mesela okula yeni biri geldi. Tabii ki. Önemli olan arkadaşımızı önceden tanımak zaten. Amacımız bu. Merhaba, ben Ahmet. Duyduk. Bize de hababam derler. Ne derler? Hababam oğlum, hababam. Sizler bir hoca geldiğinde ya da bir öğrenci arkadaş geldiğinde stalkluyor musunuz? Onu lütfen yorumlara yazın. Geçtiğimiz günlerde milli takımın 4-0 mağlup ederek Euro 2024'e katılmayı garantilediği maçtaki rakibi. Letonya. Letonya doğru cevap. Sana bıraktım ben. Son 3 sorumuz. Tayland'da üretilen ve dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Black Ivory bir şey düştü. Önemli değil, devam ediyorum. Hangi hayvanın dışkısından toplanılarak üretilir? Kedi ya da fil olması gerekiyor. Bir şey kedisi. Bir tanesini seçeceğiz. Kedi ama kedinin adını hatırlamıyorum. Ama kedi. Bir saniye. Kedi değil. Siz bastınız mı? Evet. Maymun mu dediniz? Maymun da değil. Fil. Fil doğru cevap. Tebrik ediyorum. Kedi ya da fil. Sen biliyor muydun? Fil değil. Ama belki o yanlıştı. Biliyorum, çünkü internette bu tarz bir şey dönmüştü bir ara. En pahalı iki kahve var. Biri kedi, bir evet. Şeyin kedisinin dışkısı, biri de fil. Ya ben kedi dışkısı açıkçası. Telefonumu kaybetmeden kedi önce bakmıştım buna. Kedi dışkısı olmadan bile başlayamıyorum hatta. Siz kahve sever misiniz? Severim ama sadece birinin ismini biliyorum. O da Ice Latte. Çok güzel kaydı. Fazlasına gerek yok. Son iki soru. Mükemmel. Şu an bir adım kızlar önde. Tek bir rengin farklı tonlarının bir arada kullanılmasını ifade eden terim. Mesela diyelim ki ben giyildim yeşil. Yeşilin işte biraz daha açık yeşil. Dilimin ucunda şu an ne bu ya böyle şey? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Neyle başladığını biliyorum ama kelimenin... Yanlış, neyle başlamıyor. Hayır, neyle başladığını biliyorum. Hangi? Baş harfini söylüyorum o zaman. K mi? K değil, baş harfi T arkadaşlar. Ben... Cevap gelmiyorsa ilk kez boş bir soruyu geçiyoruz. Ton sür ton olacaktı arkadaşlar. Evet. Hiç yok. Sıfır hiç ben. Hiç. Bugün kullandım o kelimeyi ama aklıma gelmedi şu an. Son soru biz bilirsek beraber. Berabere evet, son ekstra kaybedin. Bir soru bunu da alacağım. Bunu da atlayalım, biz kazanalım. Aa, bu soruyu hocalarım bilecek bence. Ama hayır. Nerelisiniz bu arada arkadaşlar? Ben Niğdeliyim. Sen? Samsunluyum. Erzurum. Konya. Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı. Senden gelebilir. Genellikle Karadeniz bölgesinde peynir, tereyağı, mısır unu kullanılarak yapılan yemeğin... Soru bitmedi. Pardon, özür dilerim. Yemeğin adı. Kuymak. Kuymak doğru cevap. Ben bir anda arkadaşa baktım. Kuymakla muhlama aynı şey mi diye. İkisi aynı şey değil mi? Bir tane malzeme farkı var, onun için de aynı. Kabul edebiliriz. Kuymağı kabul ettik ve eşitlik geldi. 450-450. O zaman son bir ekstra soru soracağım. Bilen takım bu etabı kazanıyor. İlk etabı kazanıyor. Çok basit bir soru soracağım. Makedonya'nın başkenti. Üsküp. Üsküp doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk etabı hocalarımız kazandı. İkinci etabımız çok etkili olacak. Merak etmeyin. Siz burada daha şanslısınız çünkü eminim aranızda oynuyorsunuz. O yüzden ikinci etap kelime oyunu. Bakalım nasıl geçecek. Bu etapta sahne sizin, ben kamera arkasında olacağım. Herkes birer kere anlatacak ve en çok bilen takım kazanır. Arkadaşlar sürenizi başlatıyorum. Şimdi bu iki kelime bizim okulda oturduğumuz yer ne? Bank. Okulda. Sıra. Sıra cepte, tamam mı? Tamam. İç değil. Dış. Birleştir. Sıra dışı. Doğru. Çok iyi. Takside dediğin şey. Hocam. Alman hesabı. Alman usulü. Doğru. Biz Doğan Hoca'ya ne yaptık? Doğum günü. Tamam, doğum günü. Doğum günü de sen ona ne? Mum, meşale. Yok, şimdi doğum gününde biz ona pastayı ne yaptık? Pastayı kestik, pasta getirdik. Hayır, pastayı hazırladık. Bir saniye, biz Ece'den bir şey istedik. Bu ne? Doğan Hoca'ya hediye. Hediye. Hediye cepte. Hediyenin diğer adı ne? Çağdaştık. Armağan. Doğru. Bu daha çok erkeklerde, kadınlarda da çok olur. Basen. Değil, yok böyle değil. Bu patlayıp... Bir şey... Süren bitti. Patlama... Yasaklı kelimeyi kullandılar. Yasaklı kelime. Evet, özürsak sürenizi başlatıyorum. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle anlatayım sana. Bizim okulda Duygu Hoca branşı. Evet. Biyoloji. Diğeri. Kimya. Diğeri. Nasıl ya? İki tane var zaten. Diğeri. Direkt geçtim. Dün bir olay yaşandı. Hı hı. Matematikçi bir hocamız acilen çıktı. Evet. Neyden dolayı? Babası vefat etti. Evet. Birinin mesela bu şekilde babası vefat etti mi ne yaparsın? Başın sağ olsundur. Kendisi ne yapar? Böyle paramparça olur. Üzülür. Üzülür. Ne yapar? Ne denir ona? O sürecin tamamına ne denir? Sürecin tamamına. Süreci tamamı. Üzüldü, yıkıldı, perişan oldu. Sürecin tamamına ne denir? Geç abi bilmiyorum. Ben sıfırım. Hocam. Vah. Şimdi bak bu
Siz kendinizden anlatabilirsiniz hocam. Fizikte bir konu. Evet. Tamam mı? Fizikte bir konu ama... Yani. Hayda. Hocam yaz mıydı? Yaz tutmak nasıl bilmedin ya? Yaz hocam tutmak. Aramızda kalsın da çok kötüsünüz. Hayır diyorum ki. Duygu diyorum. Bak duygu diyorum, kimyacı diyorsun. Hayır biyoloji dedim, kimyacı dedim. Diğeri dedim ben sana. Diğer duygu İngilizceci. Evet grubun en iddialı ismi Nisa başlıyor. Hazırsak. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Tamam. Ve başladı süre. Şimdi az önce Ufuk hocamın... Mert hocam anlatmaya çalıştığı kelime neydi ama Mert hocam bilmedi. Yas tutmak. Yas tutmak. Yas tutan bir insanı ben ne yaparım? Yani onu... Yanına motivasyon. Onun diğer adı mesela yas tutan insanlara yaparılır buna. Üzülen insanlar. Üzülmek. Geç. Ben hastayım, annem bana bir şey çorba kaynattı. Çorba yapar, ilaç alır sana, hastaneye götürür. Evet mesela gidersiniz. Ama bu doğal yollu bir ilaç olarak şey. Mesela ben annem bana bir şey kaynatırken içine koyar bunu. Et suyu, bulyon daha çok. Bu bir... Nasıl anlatabilirim bunu şu an? Mesela Kore'de yemekler olur. Bu yemekler nasıl yemeklerdir mesela? Lezzetli. Hani bunun bir adı limon var. Limon mu? Limon, Hindistan karabiber. Hindistan yemekleri nasıl yemeklerdir? İğrenç yemeklerdir. Yemek dedin. Ama yemeği İki tane bir hakları gitti şu anda. Evet. Devam edelim. Yemeği söyletmiş miydin? Söyletmiş. Evet, yemeği bir durdurabilir miyiz süreyi hocam? Lisa hadi başlattım. Tamam. Bu yemek mesela Hindistan yemekleri mesela ben nasıl oldu derim? Hani İğrenç ekstra kötü. Süre. Hayır, bunun bir adı var mesela. Lezzet. Acı, tatlı. Limon koy. Acı, tatlı, iğrenç. Ekşi, bir de bir şey yemek var dedi. Kaderleriniz aydınlığı kişisi. Ne yemeği? Bir tane anlatırsın. Hocam bir dakika, yani ne yemeği? Çok kötü. Ama bu benim vahimliğimden değildi lütfen. Partilerimi kınıyorum. Bir saniye, anlatmak istediğin şey neydi? Ben, hocam, kendine Hindistan yemekleri an... nedir? Bir susun be, bir susun be. Başlattım. Şimdi hocam, genelde bu derslerde olan bir şey sizin branşla alakalı bir durum bu. O branş içerisinde bir problem ben... çözerken, bir problem çözerken bir... çözüm yöntemi? Hayır, bir, yine aynı şekilde ona benzer bir şey. Yine aynı şekilde bir örüntü yaparsın, onun bir diğer ismi. Değil, çözüm yönteminden başka bir şey gelmiyor. Söyledim abi. Matematiği. Eğitim konusunda en üst rütbe, en üst rütbe. Milli Eğitim Bakanı. En üst eğitim konusunda. Ben mesela devamlı eğitim alıyorum. Rektör. Devamlı eğitim alıyorum. En doktora, üstü. Profesör. Bir üstü, bir üstü. Doktor, profesör, ordinary. Çok iyi. Mesela biz hep beraber hesap öderken, hesabın tam değil de çok az bir kısmı kalır. Orayı oraya almayalım. Sıra. Çok iyi. Çabuk, çabuk, hocam, çabuk. Ben... Evet. Bir yemek türü, bir yemek türü hocam. Yemeğin yemek. Türü... Geç, söyledim. Çabuk. Geç. Ve bitti. 3'e 2 bitti. Üzülmeyin hocam. Yine söyledim yani. Sıfırdan iyidir yani. Arkadaşlar bir birlik eşitlik var ve geldik finale. Final etabında sesleri tahmin etmeye çalışacaklar. Önce öğrenci arkadaşlarımız yarışacak. Hemen soruyorum, aranız nasıl? Çok iyi. Vallahi ne zamandır arkadaşsınız? Biz bir yıldır arkadaşız. Nerede tanıştınız? Okulda. Okul başkanlık seçiminde. Kim başkan bu arada? Benim okul başkanım. Ben aday değildim. Ama yani orada işte yardım ediyordum. Başkanlığı nasıl kazandın peki? Neler vaat ettin? Şöyle, aslında çok bir vaadim yoktu. Sadece akademik gelişmeyi ön plana attım. Sanki biraz da arkalarda kulis yapmışsındır gibi bir halin var aslında sana. Baktığımda onu görüyorum. Böyle biri yapmadı mı? Hiç yoktu. Hiç tebrik sınıflarda ediyorum. Konuşmadı ki. Lütfen. Tebrik ediyorum. O zaman son etapta ikinize güveniyorum arkadaşlar. Ben kameranın arkasına geçip sizlere müthiş sesler gönderiyorum. İlk dinleyeceğiniz ses hangi film karakterine ait geliyor? Film karakteri mi? Muhteşem. Sandviç tezgahı orada. Hadi çabuk, hadi acele et. Onu izle eşek yaşasın. Hadi vamos. Yapma şu eşek şakasını. Eşekle. Eşeklik edilir. Bir animasyon. Şu eşek. Hocam sizde var mıydı? Eşekle. Şirek doğruydu. Ya, ah. Eşek. Dinleyeceğiniz ses... Hangi dansa ait biraz daha dansa. Sonra? Dansa. Bakalım. Hiç beklemiyorum ya. Böyle çıtlak çıtlak insanlar oluyor. Tüyleri oluyor. Onların dansı mı bu? Hayır, bu özellikle bir ülkeye ait geleneksel... Bizim Afrika tarafıdır bu. Daha çok değil. İskandinavya tarafı. Hiç fikrim yok. Haka dansıydı arkadaşlar. Haka dansı. Bilmiyordum. İlk defa duyuyorum. Sıradaki oyuncuyu tahmin etmeye çalışacağız. Bu sefer sizde var diye düşünüyorum. Türk alım, yabancı mı? Türk. Zaten sesinden de anlarsınız Türkçe dedik, konuşunca. Şöyle, ben geçtiğimiz yaz askerlik yaptım ve o evet bitmedi. Askerlik anılarım bitmedi. Doğru. Oyun dünyası da bayağı... Aras Bulut İnan. Doğru, tebrik ediyorum. 3'te 1 yaptın. Bir dakika. Yanlış söylemiş adamın. İzleyişler beni. Bir daha söyleyeyim. Ne demişsin? Aras Bulut İnemli. Sen ne dedin demin? İnemli dedi işte. Bulut İnemli dedim. Benim için hepsi doğruydu zaten. Ama linçlemeyin ya. Yok, sıradaki dinleyeceğiniz şarkı hangi gruba ait? Dinlemiyorum ben hiçbirini.
Dörtlü bir kız grubu mu bu? Burada seyirciler söylüyor şu anda. Seyirciler. Çünkü sen varsın diye. Ama grup... Arkadaşımız konserden bulmuş sağ olsun. Anlarsın, sormasın. Şarkı biliyorum ama şarkı biliyorum. Ben de şeyin grubunu bilmiyorum. Madrigal. Hayır değil. Değil. Yüz yüzeyken konuşuruz. Değil. Neden değil mesela yüz yüzeyken konuşuruz? Bilmiyorum çünkü. Yüz yüzeyken konuşuruz. Evet. Görüşmek üzere haftaya. Tamam doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Evet sırada bir film karakteri var gelsin. Nisa sendeyiz. Aile babasıyım ya. İzlemedim. Aşkım. Bir dakika buradan devam et. Gidelim şimdi uzaylıların yanında kavga mı edelim? Cem Yılmaz. Kendisi doğru. Evet. Karakterin aşkım. Adı. Aşkım kavga mı edelim şimdi uzaylıların yanında kavga mı edelim? Erşen Kunder'deki değil. Değil. Daha eski bir film bu. En Arok. Meşhur Arok filmindeki hangi karakter? Cem Yılmaz. Kendisi bir karakter zaten bence. Başlı başına diyorsun bir marka. Evet. O marka yeni filmini izlemedim. Hadi dinleyeceğiniz röportaj kime ait? Ha böyle bir. Biraz zor. Kabul ediyorum. Şurada uyumu yakaladı. Zaten çok düzgün bir karakterdi. Bir çok maç sonu açıklaması bir sporcu. Bu. Yıllardır da kulüpte beraber oynuyorum. Bizle beraber milli takımda olması bizlere ilaç gibi geldi an. Diyebilirim. Eda Erdem. Eda Erdem doğru cevap. Yedinci soru geliyor. Bu şarkı kime ait? Biraz dinleriz. Biraz dinlersek telif yeriz arkadaşlar. İleri alabilir miyiz? The Weeknd. Weeknd doğru cevap. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Dört oldunuz. Videomuza girdi şu an. Time Cani yani. Buralar dizebilir biraz. Bu diyaloglar hangi Türk dizisine ait? Damadın kadim dostu. Emine yengenin sürekli kulaklarını çınlattığı Yakup'tan yengeye bir çeyrek altın. Bana yok mu Yakup? Çocuklar duymasın mı? Hüseyin doğru. Bu. Hüseyin'le doğru. Bir adam uzun zaten bir ölüm şey var. Zaten diziyi sormuştuk. İrem'in yaşı çıkıyor fark ettiyseniz eğer eskilere doğru. İyi gidiyorsunuz arkadaşlar. O zaman dinleyeceğiniz enstrümanın adını da bilirsiniz eskiler. Bakın. Aa. Gitar değil bu. Daha farklı. Daha farklı. Arkadaşlar lütfen linçler misiniz? Hayır şarkıyı biliyorum. Ramazan davul. Hayır şarkıyı biliyorum. Şarkı önemli değil, enstrümanı bilmeniz gerekiyor. Şarkıyı bilsek. Bu şey, hani böyle... Üflemeli, doğru. Evet, üflemeli. Doğru. Şimdi kelime oynanıyoruz ya şu an. Yani flüt falan demeyeceğim. Flüt değil. Flüt. Bu hep zarf atma ya, bu hep zarf atma. Acaba doğru mudur? Nasıl ya, flüt nasıl flüt peki? Gitarı kesebilir miyiz? Nasıl flüt? Yan flüt. Yan flüt, tabii başka bir şey zaten akla gelmez. Ha. Diyaloglarını duyduğunuz dizinin adı nedir? Serim, uzun zamandır soramıyorum. Oğlunuz nasıl? Cennet Mahallesi. Oho, çok hızlı değil mi? Tebrik ediyorum. Daha dün izledim, çok da severim. Bu yazın full bölümünü bitirdim bu arada. Keşke yani gitmeseydi ama yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz hazırlık öğrencisini. Tebrik ediyorum arkadaşlar. 7 doğru cevabınız var ve hocalarımızı alıyor. Umarım kaybederler. İnşallah amin. Evet sevgili hocalarım, kızlar 7 tane doğru cevap verdiler. 8 verirseniz kazanırsınız. Bu ses hangi hayvana ait? Gelsin. Ağaç kakan. Değil, benziyor ama gerçekten. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir kere daha dinletelim. Kızlar sizden gelir miydi bu? Gelirdi diyorlar ama çok inandırıcı gelmiyor. Ben de inanmadım. İlk sesimiz leylekti. Aa. Evet olabilirdi, söylenebilirdi. Şimdi ikincisi ise bir şiir dinleteceğim. Bu şiirin kime ait olduğunu soracağım. Net bilemem. Net bilmen lazım. Net bilemem. Bilmeniz lazım hocam. Hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı Orhan Bey. Doğru hocam. Tebrik ediyorum. Dinleyeceğimiz enstrüman nedir? Çok da güzeldir. Kanun. Oo çok hızlı geldi. Kanunda boşluk yok. Deniz! Deniz! Resmen kanunda boşluk buldum lan. Dinleyeceğiniz sanatçı uzun yıllar hangi müzik grubunda yer almıştır? MFÖ, Mazhar. Doğru, Kulahtı, tebrik Özkan, ediyorum. Özkan. Sesi gelir gelmez. Hatta şarkıda şey, kopuktu zincir. Evet. Olduramadım şarkı. Olduramadım. Beşinci soru, bu dizideki sesler hangi iki karaktere ait? Seni sabah sabah tavuk döner kokusundan kurtaracak süper bir projem var ama bilmiyorum, sıcak bakar mısın? Ne gibi abi? Dökül bakayım. Emlak Şihab. Emlaksız mı yapacağız? Evet, Avrupa Yakası. Ama Avrupa. Hangi karakterleri olduğunu sorduk. Bir daha dinleyebiliyor muyum? Bir daha dinleyelim. Evet, Avrupa Yakası, evet. Bak, tavuk döner kokusundan... Sertaç. Süper bir projem var ama...
Biri Sertaç değil mi? Biri Sertaç, evet, doğru. Biri Sertaç. Diğeri Emlak Şahı. Emlakçılık mı yapacağız? Bilmiyorum. Ata Demirel Volkan. Doğru. Evet, evet. Volkan. Bu ses hangi araç türüne ait? İş makinesi bu. Dikiş makinesi değil. İş makinesi. Hı? Ama hangi iş makinesi? Bana tank gibi geldi sanki. Böyle bu deliyor falan herhalde bir. Hilti yani. Gibi bir şey mi? Hilti yok. Değil. Traktör olacaktı hocam. Traktör olacaktı. Evet. Bu defa yavru bir hayvan sesini tahmin tamam. ediyoruz. Dıştaki sesler değil de şu yakındaki av yapan. Çok zor bir soruydu. Yavru köpek gibi bu ya. Değil. Böyle ayı. Panda yavrusu yok değil. Cevabı veriyorum, yavru aslan sesiydi bu. Aklıma geldi biliyor musun hocam? Ah keşke söyleseydiniz geldi. Hocam. Dinleyeceğiniz animasyonun adı nedir? Ölü farelerden bıkmaya başladım. Oyuncakları atın, hücre hapsindeyiz çocuklar. Hayır, burada yaşayamam. Çok berbat. Gerçekten berbat. İyileşme. Bilmeyin ama henüz her şey bitmiş değil. Oyuncaklar mı? Toys. Hayır değil. Nerede okudun bunu? Parasını karıştırma, harika bir yazıydı. Cevap ters yüz olacaktı hocam. Ters yüz. Biraz. Hiç yok hocam. Biraz zor. Ben de bilmiyorum. Hiç bunu yok. Bileceksiniz, rahat olun. Röportajını dinleyeceğiniz ünlü hangi tarihi karakteri canlandırmıştı? Çok iyiyim ama biz şimdi çok... Muhteşem Hürrem Sultan. Hürrem Sultan, doğru. Çok güneş. Çok hızlı ve kolay bir cevap oldu. O zaman zoru geliyor. Son, dinleyeceğiniz şarkı kime ait? Bu değil ya. Bu şey mi? C7804 öyle bir adam değil mi bu ya? Hocam böyle... tekrarlar mısınız? C704. Hocam gerçekten öyle ama ben ismini okuyamıyorum, ben de zorlanıyorum ama biraz daha yaklaşsaydınız belki okuyorum. Yani öyle bir şey yani, şarkıyı söyleyen kişi. Level 5. Ama yazılırken LVB falan bir sürü şey var. Aynen. Evet, bugünkü müthiş yarışmayı, eğlenceli yarışmamızı öğrenci arkadaşlarımız kazandı. Bir alkışlayalım. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Nisa, neler hissediyorsun? Çok gururluyum. Zaten yarışmanın başında da kazanacağımızı biliyordum. Zaten kameranın arkasında yapmadığını bırakmadın. Bizim kazanmalıyız diye. Böyle şeyler tabii ki de yok. Öyle bir his değilim. Selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Kimler? Ben buradan canım arkadaşlarıma, sevgilerime saygılarımı iletiyorum. İsim verebiliyor muyuz? Evet, verebilirsin. Canım arkadaşım Nazlı'ya. Seni çok seviyorum gerçekten. Kendine çok iyi bak. İrem. Yani ben çok bir şey yaptığımı düşünmüyorum şu anda. Nisa daha çok yaptı ama yani... Ses, son bölümde bayağı ses bildin bence. Hocam siz eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Gerçekten öğrencilerim, öğretmenlerim böyle bir platforma bir araya gelmesi çok iyi bir şey. Yani hak ettiler ve kazandılar. Okulda da aranız böyle mi gerçekten? Daha da rol mü yaptınız? Yok, daha da iyi. Hani klasik olarak hocamla olsun, diğer hocalarımızla olsun, tüm öğrencilerimiz aramız çok iyi. Böyle bir yarışmada bir arada geldiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah çok hocam. Sağ olun. Son olarak hocam, sizin öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başta kendi öğrencilerim olmak üzere şu anda sıralarda emek veren bütün öğrencilere önümüzdeki hafta yapılacak olan sınavlarda başarılar diliyorum. Biz de dilerim. Onun dışında önümüzdeki hafta Cumhuriyetimizin 100. yılı. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.